Telefon hattındaki Ömer Bey, bakalım bu olayla ilgili neler söyleyecek. Hoş geldiniz yayına. İyi günler, hoş bulduk Esra Hanım. Merhabalar. Merhabalar, kusura bakmayın sizi bu şekilde aradığım için özür dilerim. Niye? Ben bu Ömer Bey hakkında bir şikayetim vardı. Buyurun. Şimdi bundan 1,5 sene önce Kadıköy taraflarında bu teyzemin kızı onu dolandırdı. Bu 80 bin lirasını aldı. Aynı bu şekilde evlilik vaadiyle benim teyzemin kızı da duldu. Tamam mı? İki çocuklu babasından bayağı bir hani adam çektiği çıktı. Adam seri dolandırıcı çıktı. Evet baba. Şimdi İddianız bu yönde Ömer Elmas'la ilgili. Evet evet Almas'la ilgili. Adam seri dolandırıcı çıktı. Bir dinleyebilir miyim telefonu? Evet. Bu teyzemin kızı da hani biraz hani dul olduğu için babadan biraz çektiği için umudu bunda buldu. Bu da diyor ki ne işte teyzemin kızına benim diyor eşim var diyor ama diyor kalp hastası olduğu için diyor bu beni boşamıyor diyor. Eşi diyor diyormuş ki işte ben senden boşanmam için benim tedavimi yaptırman lazım diyor. Nerede tanışmışlar yani? Bunu İstanbul'da tanıştılar. Ben bilmiyorum olayı tam. Sülalecek bu adamın peşine düştük İstanbul'da. Bulamadık. Bir türlü izini bulamadık. Ya öz babası bunu söylüyor. Bu beyefendi, hanımefendi tabii ki inanırım yani. Yani kuzeninizin mağduriyeti ne kadar? Kuzenimin 80 sen onun faizinden 150 bin liraya yakın borcu. Peki siz şu an, kuzeninizle ilişki yaşarken beyefendiyle bir araya geldiniz mi? Tanıştınız mı? Hayır ben şimdi özür dilerim sizden. Ben şimdi gece işe gidiyorum. Ben simitçi pastacı ustasıyım. Gece yatıyordum geceleri işe gidiyorum. Hanım beni çağırdı birdenbire. Ömer çabuk yetişti dedi. Benim ismim. Teşekkür ederim. Ya bundan dolayı eşim de beni bir an önce hatırlamıyor musun dedi. Sonradan şöyle dikkatli bakınca uykuluydum. Biraz dikkatli bakınca evet dedim bu dedim. Hemen dedim ben de bir bağlanayım diye düşündüm. Yani belki bir gerekçesi olur yani ondan dolayı. Önemli bir ihbar. Adam çok kişiye yapmış. Esra Hanım öz babası söylüyor kurban olayım ya. Peki. Söyleyebilir miyim? Tabii. Bu karısından ortak çalışıyorlar. Bunun karısının her şeyden haberi var. Var. İnanmayın o karısına. Var. Karısının haberi var. Yani karısı ortak çalışıyorlar. Ne tim yani ortak bunda? Ortak çalışıyorlar. Karısı buna diyor ki ne git diyor dolandır resmen yani resmen ya dolandır. Ya var eminim var olduğuna çünkü getir. Bir kadın benimle Ömer'i aradığımda Ömer'in telefonuna çıkıp bu kadar soğukkanlı 45 bak, dakika bana neler anlattı. Şimdi, sonra dedi ki vermeseydin dedi benim dedi hesaplarımı kullanıyor şimdi, senden önce dedi. Aynılaktan benden kredi çekti mi dedi. Sen yanına gelirken kimin banka hesaplarını kullanıyordu dedi. İki tane. Onu da iki bankam vardı. Benden niye çekmiyor dedi. Ben de seni dedi sosyal medyadan bakıyorum can konuşuyorsun. Uyanık. Şimdi dedi benim yanımda dedi. Benim yanımda hep meşgul atıyor telefonlarını dedi. Ne ısrar ediyor? Hatta bana da diyor ki dedi, bak Sazan yine aradı. Vermeyin, sıkıştırma kocamı dedi. Parası olunca verecek dedi. Ben burada, yahu ben düştüm. Melek kimse Hanım'ın düşmesin da Ömer Bey'in diye iddialara ben, cevap hakkı bak, vardır. Ben ama düştüm. Ben ama belki paramı alacağım, alamayacağım. Hiç önemli değil. Eğer paramı verirse bazı şeyler helali hoş olsun. Eğer paramı vermezse en sevdiklerinin ilaç parası olsun. Gül şunu da öğrenmek Netim istiyorum. Yani. Şimdi yani sana da soruyorum. Eğer hani beraber ev, şimdi siz de iddia ediyorsunuz onlar karısıyla beraber diyorsunuz ya dediğiniz üzerinden yola çıkarak. Size bu kadar duygusal tepki verir mi hanımefendi Melek Hanım? Sen benim yuvamı yıkamazsın der mi? Yani yuvasını kurtarmak yani için bu kadar olabilir, yoksa şeydir ama ne olacak ne hali varsa görsün kimle takılıyorsa takılsın ya der. Ya bunların şekilleri sistemleri farklı bakın beyefendinin söylediğini bana bazı arkadaşlarım da söyledi. Yani ben 10 aydır kan ağlıyorum ya krediyi çektiği günden beri 15-20 gün sonra tekrar özür dilemeye geldi ama ben yumuşamamıştım. Hemen geri gittiği için bu sefer... Kalkıyor bana diyor ki lütfen rica ediyorum ben senin kredini 20 gün sonra ödeyeceğim diyor ama ödemiyor. Bir daha gelmedi. Peki, benim gücüm ne, bütçem ne, niye kaçtı? Başka bir ihbarımız daha var. Hoş geldiniz Zeynep, merhaba. Yo. Merhabalar, selamlar. Merhaba, iyi yayınlar, kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun, ihbarınız varmış. Kimle ilgili, neyle ilgili? Ömer Bey'le ilgili. Beni 100 bin lira dolandırdı. Ne zaman, nasıl?
Bundan 3 yıl önce karım rahim kanseri. Bulursam, elime bir geçersen var ya. Bundan 3 yıl önce aynı senin şekilde çekti. Yani öz babasına ulaştığım için beni o zaman tehdide başladı. Çok zaten mağdur edildik. Ben kredileri ödeyemedim, çok zorlandım. Hala kredilerle uğraşıyorum. Bundan tanışmıştım. Ah, sosyal adamı, ne kadar bir ilişkiniz. Ay kadar görüştük. Kaç ay? Eşimin tedavisini yaptıracağım dedi. Tedavisini yaptırdıktan sonra hayır, dedi. Hayır, sizinle ben tanıştıktan sonra ya ben boşanma aşamasındayım. Karım hasta mı dedi yoksa ilk tanışmada bekarım dedi. Sonra i̇lk evli oldu. Hayır, bana ilk tanışmada karısının rahim kanseri olduğunu, mutsuz bir erkek olduğunu, boşandığını, ben sadece resmiyette ayrılmadığını söyledi. Erkekler genelde bunu söylüyor. 2010'dan yani, sevgilim de bunu söylemişti. Sizden bu parayı talep ederken iş mi yapacak, borç mu istiyor? Hayır, eşinin tedavisini yaptıracağını söyledi. Eşinin tedavisi için aldığını söyledi. Şu an siz hala siz onun sevgilisisiniz. Yok, kesinlikle 3 yıl önce oldu benim olayım. Anladım. Hayır, sevgilisiniz mesela, hani eşimi de tedavi ettireceğim. Şey mi düşündünüz, ay ne iyi adam, hem eski karısını tedavi ettiriyor, evet, hem de benimle flört. Aynı şekilde düşündüm. Dedim yani eşimden ayrılmış ama yine de mağdur olmaması için çocuklarına ve eşine destek olmak istiyor diye düşündüm ben. Anladım. Teşekkür ediyorum ihbarınız için, yayına da bağlandığınız için. Teşekkür ederim. Gül, görüşmek üzere. Yarın görüşeceğiz. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Sevgili seyirciler, yine söyleyelim, tekrar edelim. Her gün söylesek de demek ki önemli. Sosyal medyadan kimseyle tanışmayın. Özel ve mahrem görüntülerinizi paylaşmayın. Bilgilerinizi, banka bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi vermeyin. İlişkiye girmeyin. Güvenmeyin. Bu kadar kolay güvenmeyin. Size tüm ailesini şeffaf bir şekilde önünüze sunmayan bir adama güvenmeyin. Eski karısıyla kötü konuşan bir adama hiç güvenmeyin. Hiç güvenmeyin hem de. Arkanıza dönün. Mutsuz bir evlilikten bahsediyorsa git boşan, öyle geldiğin. Kendini temize çek, öyle gel. Çünkü siz nihayetinde kıymetli ve değerlisiniz. Bekarsınız. Karşınızdaki insandan da bunu istemeniz en doğal hakkınız yani. Yoksa sizi o kirli dünyaya çekecektir. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.